Yüzlerce insan çalışıyor. Hala girmemiş yerler var. Burada iki tane kepçeyi kilitlemişler. Burayı yıkmaya başladılar. Deprem felaketinde bir taraftan enkazdan canlı kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan yıkılan binaların müteahhitleri hakkında yasal işlem yapılmaya başlandı. Müteahhitlerin binaları yapmasına izin veren devlet yetkililerinin sorumluluğuna ilişkin en önemli verilerse Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'ndeki resmi evraklarda bulunuyor. Büyük bölümü yıkılan Hatay'daki yapı denetim binası yıkılmak istendi. Binanın yıkılacağı haberini duyan avukat Bedia Büyükgebiz binaya giderek yıkıma engel oldu. Yapı Şube Müdürlüğü'nün orada bir yıkım kararı olduğunu ve içinde bir sürü resmi evrak, deli niteliğini haiz bir sürü resmi evrak olduğunu söyleyince öyle 500 metre oldu. Burası bir kaos zaten biliyorsunuz, trafik kilitli. Ben koşarak binaya geldim. Bir 15-20 dakika sonra şube müdürü geldi Murat Bey ve burada bir yıkım kararı olduğunu, buranın sahibi olduğunu söyleyince biraz münakaşa çıktı aramızda. Kendisi evrakların olduğu odada bir test cihazının olduğunu, pahalı bir test cihazının olduğunu, buranın tahliye edilmesi gerektiğini, yıkıma başlayacaklarını ve bilmiyorum şöyle görsel yani diğer uçtan diğer uca yıkıma devam edeceklerini söyleyince bizim aramızda bir münakaşa oldu. Büyükgebiz daha çok hasar alan binaların değil, tek katlı yapı denetim binasının yıkılmak istenmesine dikkat çekiyor. Burada 4 katlı bir şehircilik binası var ve diğer şube müdürlükleri tek katlı binalar ve hasar almamış binalar diğer binalara nazaran. O binanın önünde de kepçe çalışma faaliyetlerine başlıyordu. Biz de kepçeye gittik ve sorduk durumlar nedir. Bize bir talimat geldi. Burası yıkılacakmış. Biz de çalışmalara başladık dedi. Kepçeyi durdurduk. Diğer meslektaşlarım da geldi sağ olsun yardıma. Şu an kepçe çalışmıyor. Burada onlarca bina var, yüzlerce bina var. Kepçenin girmediği hala sağ birisini çıkartabilir miyiz diye mücadele ediyoruz ya da ölülere tek parça ulaşmaya çalışıyoruz. Şu aileler, burası onlar dururken burada kere çalışmanın mantığını aslında insani anlamda ben de anlamlandıramadım. Avukat Bedia Büyükgebiz binadaki evrakların delil olduğunu belirtiyor. Molozların içinde onlarca resmi evrak var. Keza yapı test sonuçları laboratuvarının olduğu binada da bu binalara ait, iş yerlerine, okullara, konutlara ait tüm yapı ruhsat hususları, laboratuvar test sonuçlarına dair bir sürü aslında evrak var. Bunların hepsi resmi evrak, hepsi bir delil olabilir, delil niteliği haiz. O yüzden de yıkım kararından evvel aslında bu evrakların diğer güvenli bir alana tahliye edilmesi gerekirdi. Ama yıkım kararından önce böyle bir maalesef tedbir alınmamış. Arkadaşların gördüğü, benim de gördüğüm hukuka aykırı bazı tabii ki onay verilen evraklar var. Yani o zemin katının aslında ikinci katına çıkmaması gerekirken, o binanın yapılmaması gerekirken, o binaya ilişkin bazı maalesef hukuka aykırı, yönetmeliğe aykırı durumlar olmuş. Biz de bizzat gördük. Kim bunlara müsaade etti, kim izin verdi, müteahhitler kim? Hepsi orada ıslak imzalı bir şekilde duruyor evraklar. Öte yandan Yapı Denetim Şube Müdürü yıkım kararının valilikten geldiğini söylemişti. Ancak valiliğin böyle bir kararı olmadığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da delil karartma iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Dosyaların BelgeNet üzerinden dijital ortamda saklandığı belirtilen açıklamada iddiaların asılsız olduğu söylendi. İddiayı ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.